İnşallah öyledir. Peki Nurullah Bey, siz her yetiştirme yurdunda kalan genç gibi belli bir yaşa geldikten sonra 18 yaş sınır sanırım ayrılıyorsunuz. Evet. Hemen şeyde o balon atölyesinde çalışmaya başladınız. Bu işleri size sanırım devlet kurumu buluyor değil mi? Okul okumak isteyenlere yahut iş bulmak isteyenlere yardımcı oluyor diye biliyorum. Evet, tabii ben mesela liseyi de yine İstanbul'da yurtta kaldığım zaman bitirmiştim. Artık 18 yaşına geldiğinde kurumun müdürü bana bu işi buldu. Ben de gidip çalışmaya başladım. Yani gerçi başka bir çarem ya da başka bir şansım da yoktu. Mesela diğer arkadaşlar buldukları işleri falan beğenmiyordu. Ondan sonra tabii ki bayağı bir hatalar da yaptılar. Ama ben işimi severek yaptım. Bugüne kadar da balon dağıtmaya devam ettim bu sayede. Size destek olan insanlar olmadı mı? Kimlerle kaldınız, ne yaptınız? Tabii şimdi şöyle, ben ilk yurttan ayrıldıktan sonra fabrikanın bir odasında kalmaya başladım. Devlet bize bir takım destekler veriyordu. İşte kalma yardımı ve geçim için işte bize yardımlarda bulunuyordu. Ben de bu parayla orada fabrikada bir odada kalıyordum. Daha sonra öğrendim ki meğerse benim bir ikametgah bildirmem gerekiyormuş. Uzun bir süre de bildirmemiştim. Neredeyse aldığım yardım kesilecekti. Onun üzerine arkadaşlarla bir eve çıktık. Tabii ev denirse yani bir apartmanın böyle giriş katında iki odalı bir ev. Dört kişi kalıyoruz orada. Ne bir çamaşır makinesi, ne bir buzdolabı var. Hiçbir şey yok. Yemeğimizi falan da mesela ben fabrikada yiyordum. Ondan sonra eve geliyordum. Evde sadece uyuyordum. Mesela işte kirli elbiselerim falan biriktikçe de sağ olsun Remzi abi ve hanımı bu konuda bize yardımcı oluyordu. Bizim fabrikada çalışan Remzi abi. Remzi abi dediğiniz biri kimdi Remzi Bey? Remzi abi bizim işte dediğim gibi fabrikada çalışan bir büyüğümüzdü. Beni, sizin çamaşırlarınızı falan getirmenizi mi istiyordu? Ne yani diyordu? O beni tabii evladı gibi severdi. Mesela bir gün bana bak evlat, hani biz de bazı şeyler yaşadık, gördük, biliyoruz zorluk. Yani insanlık hali. Şu giysilerini falan bir ara getir de eve götüreyim, yengen yıkasın dedi. Ben buna hem çok sevindim ama tabii bir yandan da hani üzüldüm yani, çünkü çekiniyorum, utanıyorum, elbiselerimin bir kısmını verebileceğim, hani bir kısmını veremeyeceğim gibi. Bir kısmını da iç çamaşırı falan vermek gibi istemediniz. Tabii ki yani çekindim bunun için. Daha sonra o da tabii üstümün başımın kirpas içinde olduğunu gördü. Daha da hani bir ısrar etti. Ben elbiselerimin bir kısmını hazırladım. Birkaç da pantolon ve gömlek falan getirdim, kendisine verdim ama bu sefer de kabul etmedi. Kabul etmedi. Yani şimdi şöyle, o gün meğerse beni evine davet etmek istemiş. İşte akşamüstü bana eve gidelim dedi. Hem sen karnını doyurursun, güzel bir yemek yeriz. Bu arada da yengen çamaşırlarını yıkar, makineye atar. Dönüşte de çamaşırlarını alırsın dedi. Yani demek ki benim çekindiğimi anladığı için biraz daha rahat olayım hani bir dahaki sefere. O yüzden eve davet etti. Tabii bütün elbiselerimi getirebileyim diye. Öyle. Ne kadar ince bir davranış. Evet, aslında o şimdi daha önceden de çok kişiye yardım ettiği için biraz tecrübeli. Aramızda çok özel, güzel bir bağ vardı kendisiyle. Demediler mi hiç? Çocukları falan var mıydı? Çocukları olmadı hiç. Çocukları yoktu. Evet. Gel bizimle yaşa falan demediler mi? Ya aslında dediler, biliyor musunuz? Yani benim orada kalmamı istediler ama tabii ben kalamam. Yani şimdi laf olur, söz olur. Hani huzurları kaçsın istemezdim. Kalamazdım yani. Peki hala görüşüyor musunuz Remzi Bey'le? Maalesef ablacığım, o rahmete gitti. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Ama eşiyle hala görüşüyoruz. Benim telefon numaram kendisinde var. Bir şey olduğu zaman beni arar, giderim, yardımcı olurum. Arada bir çay içmeye falan giderim. Bir ihtiyacı varsa gideririm, öyle dönerim mesela. Ne kadar güzel, ne güzel. Şimdi... Evet, Sude Hanım geldi. Sude Hanım,
başladı. O mu gerçekten? Evet. Heyecanlandınız. Evet. Sakin olun siz Nurullah Bey. Sude Hanım geldi. Ben şimdi gideyim kendisiyle tanışayım. Konuşayım biraz, sohbet edeyim. İnşallah zaten buraya sizin için geldi. Yan yana geleceksiniz, kavuşacaksınız inşallah. Pardon, Mustafa da geldi mi acaba? Mustafa gelmiş. O zannetmiyorum, zannetmiyorum ama... Hele bir siz yan yana gelin, zaten Mustafa ile de bol bol görüşürsünüz. İnşallah. O zaman ben şimdi Sude Hanım yanına gidiyorum. Sizi de bir şansım olsa masasına davet ediyorum. Tamam, ben o zaman balonlarımı alıp geliyorum. Tamam, balonlarınızı alın gelin. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere, sağ olun. Sağ olun. Rahatsız olmayın lütfen. Sude Hanım... Beni kırmadınız, ta Almanyalardan üstelik buraya geldiniz. Hoş bulduk Ayşegül Hanım. Ne demek? Benim için büyük şerefti. Yani arkadaşlarınız beni nasıl buldu, hala daha şok içerisindeyim. Beni aradılar. Nazlı Hanım'ın... Başvurusundan bahsettiler size. Evet. Yani aslında biliyor musun? İzlememi istediler. Aa, izlediniz onu. İzledim. Baştan sona ağlayarak izledim. Yani Nurullah'ı gördüm zaten, ayrı bir şok geçirdim. Tanıdınız ama değil mi hemen? Tanıdım. Tanıdım. Sonra tekrar arkadaşlarınızı aradım. Ben gelmek istiyorum dedim. Yanınıza gelmeye karar verdim. Ne kadar güzel bir şey yaptınız ki. Şimdi şöyle... Tabii bunların her birini bir konuşacağız, anlatacağız ama... ablanım ben senin, kardeşim. Buradan gidiyorum demişsiniz yanından ayrılırken, öyle gitmişsiniz. Kardeşiniz olduğundan emin miydiniz, emin misiniz? Yani hani illaki bunun bir yöntemi var öğrenmenin tabii de. Evet, emin olduktan sonra zaten gittim Almanya'ya. Nasıl buldunuz sahi Nurullah Bey yani? Hani... Çok uzun hikaye, çok acılı bir hikaye. Nasıl anlatsam, nereden başlasam şimdi Ayşegül Hanım? Daha Almanya'ya gitmeden buldum kardeşimi. Anneniz, babanız sağ mı Sude Hanım? Şu an hiçbir bilgim yok. Hiç haberim yok. Öyle görmüyorsunuz, görüşmüyorsunuz. Görüşmüyorum kendisiyle. Kendileriyle daha doğrusu. Annemle de babamla da görüşmüyorum. Demek ki problemli bir ilişkiniz vardı yani. Anneyi babayı siz hatırlıyorsunuz. Ama şey, bundan yaklaşık bir ay evvel Nurullah Bey'le sohbet ettiğimiz zaman... anneyi de babayı da hiçbir şekilde hatırlamadığını söyledi. Anneyi babayı hiç hatırlamıyorum, hiç tanımadım onları. Kendimi bildiğim bileli de yurtlarda yetiştim. Orada doğduğumu, orada büyüdüğümü düşündüm hep. Bir annem babam hiçbir zaman yani olmadı. Benim annem de babam da oradaki arkadaşlarım oldu. Evet. Belki bugün onları hiç görmek bile istemezdim. Yaşıyorlar mı tabii bunu da bilmiyorum ama... Zannedersem hiç onları görmek istemiyorum. Yani anneyi babayı da tanımak istemezdim diyorsunuz. Hayır, istemezdim. Çünkü dediğim gibi benim bütün ailem burada, arkadaşlarım oldu. Oradaki arkadaşlarım oldu, kardeşlerim oldu.